Merhaba değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda LGS'de fen branşını nasıl fullleyeceğinizi konuşmuştuk. Bu kapsamda yeni bir video serisine başlıyoruz. Ünite ünite LGS tarzı yeni nesil soru çözümleri yapacağız. Öncelikle birinci ünitemiz mevsimler ve iklim diyoruz. Hazırsanız haydi başlayalım. Evet ilk sorumuz bir grafik sorusu. Bir noktaya dikilen çubuğun gölge boyu yıl içerisinde günün aynı saatinde ölçülmüş ve grafik oluşturulmuş. Buna göre diyoruz hangi değerlendirmeler doğrudur. Şimdi arkadaşlar biz ne biliyoruz? Bir noktaya güneş ışınları dike yakın açıyla geliyorsa orada gölge boyu küçük olur. Eğer eğik açıyla geliyorsa gölge boyu büyük olur. Yani yazın gölge boyu küçük, kışın eğik açıyla geldiği için büyük gibi düşünebilirsiniz. Grafiğe baktığımızda bu noktada ölçülen en kısa gölge boyu hangi tarihte? 21 Aralık'ta. Demek ki arkadaşlar bu tarihte güneş ışınları dike yakın geliyor diyebilirim. Aynı mantıkla gölge boyunun en büyük olduğu tarih 21 Haziran. O zaman bu tarihte gölge boyu en büyük olduğuna göre güneş ışınları eğik açıyla geliyordur. Hemen mantığımızı konuşturalım. 21 Haziran'da eğik açıyla gelen bir nokta neresi olacak burası? Tabii ki kuzey yarım kürede olmayacak. Çünkü bakın 21 Aralık tarihinde güneş ışını dikey yakın açıyla gelmiş. Demek ki bu nokta neredir arkadaşlar? Güney yarım kürededir. Evet bunu net bir şekilde belirledik. Hemen ifadelerimize bakalım. Bu nokta için demiş ki oğlak dönencesi üzerinde bulunmaktadır. Şimdi eğer bu nokta oğlak dönencesi üzerinde bulunsaydı ne olacaktı? 21 Aralık tarihinde güneş ışınları tam 90 ile gelecekti ve burada gölge oluşmayacaktı. Yani gölge boyu 0 olacaktı. Ama 21 Aralık tarihine bakıyorsunuz bu tarihte gölge boyu 0 değil bakın bir değer var. O zaman bu nokta Oğlak Dönemcisi üzerinde bulunamaz. Bir uçlu. İkiye baktım. Güneş ışınları bu noktaya 20 Haziran gününde diğer günlere göre daha fazla enerji bırakır demiş. Hayır bu nokta güne yarım kürede. Dolayısıyla 20 Haziran tarihinde hangi mevsim başladı? Kış başladı. O zaman şunu söyleyebilirim ki güneş ışınları çok az enerji bırakıyordur. Çünkü yazın daha fazla enerji bırakır. Demek ki de ne yapacağım? hemen uçuracağım. 2 de gitti. 3'e baktım. 23 Eylül tarihinde ilkbahar mevsimi yaşanmaktadır. Bizi düşünelim arkadaşlar. Kuzey Yarımküre'yi 23 Eylül'de sonbahar başlıyor. O zaman Güney Yarımküre'de ne olacaktır? İlkbahar mevsimi yaşanacaktır. İfade doğru oldu. Bu yüzden cevabımız yalnız 3. Yani B seçeneği olacaktır. Hemen diğer sorumuza geçelim. Evet. Aşağıda dünyanın farklı yerlerinde yaşayan 3 arkadaş arasındaki konuşma yer almaktadır. Buna göre öğrencilerin yaşadığı yerlerle ilgili hangi ifadeler söylenebilir diye soruyoruz. Hemen bakalım tek tek. Aras ne demiş? Benim yaşadığım yerde 20 Aralık'tan sonra gece süresi kısalmaya başlar. He eğer bu tarihten sonra gece süresi kısalmaya başlıyorsa arkadaşlar bu şu anlama geliyor. Demek ki bu arkadaş 21 Aralık tarihinde yılın en uzun gecesini yaşamış. Bu bize neyi gösterecek? Demek ki bu arkadaş kuzey yarım kürede yaşıyor. Evet arzuya baktık. Buraya güneş ışınları yılda iki kez dik açıyla gelir. Bildiğiniz gibi yengeç dönencesine bir kez, oğlak dönencesine bir kez. Fakat ekvatora yılda iki kez güneş ışınları dik açıyla geliyor. O zaman bu arkadaş ekvator çizgisi üzerinde değil. Evet bunu da bulduk. Hemen Aslı'ya geçiyoruz. Yaşadığımız yerde 22 Eylül'de gece süresi gündüz süresinden daha uzundur demiş. Bakın bu ifade çok tehlikeli. Dikkatli bir şekilde beni dinliyorsunuz. Normalde biz günlük hayatta ne diyoruz? Eylül ayı sonbahar ayı diyoruz değil mi? Fakat fen de öyle değil. Bakın kuzey yarım kürede sonbahar 23 Eylül'de başlıyor. O zaman arkadaşlar 22 Eylül ne olacak? Yaz olacak. Güney yarım küre de kış olacak. Yani aslı eğer kuzey yarım kürede yaşıyorsa bugün hangi mevsimde bulunuyor? Yaz mevsiminde bulunuyor. Eğer güney yarım kürede yaşıyorsa arkadaşlar tabii ki kış mevsimi yaşar diyeceksiniz. Bakın devamında demiş ki gece süresi gündüz süresinden daha uzundur demiş. Kışın bildiğiniz gibi gece süresi gündüz süresinden daha uzundur. Demek ki bu arkadaş yaz mevsimini yaşamıyor. Tek ihtimal kaldı kış mevsimini yaşıyor. 22 Eylül'de kış yaşadığına göre kuzey yarım kürede olamaz. Nerededir bu arkadaşımız? Tabii ki güney yarım kürededir. Evet şimdi ifadelerimize bakalım. Aras kuzey yarım kürede yaşamaktadır. Evet bulmuştuk kuzey yarım kürede yaşıyor. Demek ki birinci ifademiz doğru oldu. İkiye baktım. Arzunun yaşadığı yer ekvator üzerindedir. Evet bunu da biraz önce belirlemiştik. İfade doğru. Üçe bakalım. Aslı ile Aras farklı yarım kürelerde yaşamaktadır. Evet gördüğünüz gibi Aras kuzey yarım kürede. Aslı ise güney yarım kürede yaşıyor. Yani farklı yarım küreler. İfademiz doğru oldu. Bu yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 yani D seçeneği olacaktır. Sıradaki sorumuz şekilde dünyanın 20 Haziran tarihinde güneşe göre konum verilmiş X ve Y farklı yarım kölerde bulunan noktalar arkadaşlar. Buna göre diyoruz hangi ifadeler söylenebilir? Şimdi tarihimiz belli. Nedir tarihimiz? 21 Haziran. Ne biliyoruz? Bu tarihte kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanıyor. Güney yarım kürede ise arkadaşlar kış mevsimi yaşanıyor. Birinci ifadeye baktığımızda Y noktasında güneş ışınlarının yere düşme açısı x noktasına göre daha büyüktür demiş. Hayır daha büyük değil ne olacaktır? Daha küçük olacaktır. İfade yanlış. Hatırlayalım yazın güneş ışınları yeryüzüne daha büyük açıyla geliyor. Yani yeryüzüyle yaptığı açı büyük oluyor. Fakat kışın daha dar açıyla geldiği için ne diyoruz? Daha küçük açıyla gelir diyoruz. Y noktasında kış yaşandığı için burada arkadaşlar güneş ışınlarının yere düşme açısı x'e göre daha küçüktür. Evet ikiye bakalım. x noktasından kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar demişiz. Bakın bunun çok basit bir mantığı var. Tarih 21 Haziran. Kuzey yarım kürede yaz başladı. Yılın en uzun gündüzü yaşanıyor. Dolayısıyla kuzey yarım kürede yılın en uzun gündüzü yaşanıyorsa biz kuzeye gittikçe ne olacaktır? Gündüz süresi daha da uzayacaktır. Yani daha kuzeyde bulunan daha uzun gündüz yaşamış oluyor. Bu kadar basit ifademiz doğru oldu. 3'e baktığımızda x noktasındaki gece süresi y noktasındaki gündüz süresine eşit olabilir demişiz. Bu ifade yine çok güzel bir ifade. Dikkatle dinlemenizi istiyorum. x noktasında ne dedik arkadaşlar? Kuzey yarım kürede olduğu için yılın en uzun gündüzü yaşanır dedik. Yani burada gündüz süresi kesinlikle gece süresinden daha fazla. y'de ise kış yaşanıyor ve yılın en uzun gecesi yaşanıyor. Yani gece süresi kesinlikle gündüz süresinden daha uzun. Bakın bize ifade şunu söylüyor. Diyor ki x noktasındaki gece süresi yani şu y noktasındaki gündüz süresine yani buna eşit olabilir diyor. Evet böyle bir ihtimal var. Dolayısıyla bunu söyleyebilirim. Üçüncü ifadeyi de ne yapıyorum? Alıyorum. Bu yüzden cevabımız 2 ve 3 yani C seçeneği oluyor. Hemen diğer sorumuza geçelim. Evet bu da bir etkinlik sorusu. Fen bilimleri öğretmeni eksen eğikliğinin etkilerini anlatmak için sınıfa bir düzenek getirmiş arkadaşlar. Dünya maketi üzerinde belirlediği K noktasını özdeş ışık kaynaklarıyla 10 dakika boyunca aydınlatmış. Birinci ve ikinci durumlarda K noktasına meydana gelen sıcaklık değişimlerini belirlemiş. Her iki durumda ışık kaynaklarının dünya maketine olan uzaklığında ne yapmış? Sabit tutmuş. Buna göre diyoruz hangi ifade yanlıştır. Şimdi düzeneklere baktığımızda birinci durumda arkadaşlar ne görüyorsunuz? Eksen eğikliği var. İkinci durumda ise eksen eğikliği yok gördüğünüz gibi. Birinci durumda bu nokta güney yarım kürede olduğu için ne diyebilirim? Burada yaz mevsimi yaşanıyor diyebilirim değil mi? Çünkü bu pozisyonda bunu güneş gibi düşünürseniz ne diyebilirsiniz? Güneş ışınları güney yarım küre dik açıyla gelir dersiniz. Bu yüzden bu pozisyonda K için yaz mevsimi gibi düşünebilirim. Diğer durumda ekseni yoksa bunu ekinoks tarihleri gibi düşüneceğim. Yani ilkbahar veya sonbahar diyeceğim. Hemen A'ya baktım. Birinci durum K noktası için yaz mevsimini temsil ediyor olabilir. Evet bunu biraz önce açıkladım. İfademiz doğru. B'ye baktım. İkinci durumda ışık ışınları T noktasına daha küçük açıyla düşer demiş. Arkadaşlar birinci durumda yaz yaşanıyor. Demek ki burada güneş ışınları en büyük açıyla düşüyor. Dolayısıyla ikinci durumda daha küçük açıyla düşer tabii ki diyebiliriz. B ifademiz de doğru oldu. C'ye bakalım. İkinci durumdaki sıcaklık artışı birinci duruma göre daha fazla olur demiş. Hayır daha fazla olmaz. Çünkü birinci durum yaz mevsimini temsil ediyor. Dolayısıyla bir de sıcaklık artışı daha fazla olacaktır. Çünkü K noktasına ışınlar daha dik açıyla geliyor. D'ye bakalım. Birinci durumda ışık ışınları güney yarım kürede ikinci duruma göre daha fazla ısı enerjisi oluşturur demiş. Arkadaşlar evet bu ifade doğru. Çünkü birinci durumda yaz mevsimi yaşanıyor güney yarım kürede. Buna ne geliyor? Daha fazla ısı enerjisi oluşturacağı anlamına geliyor. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olacaktır. Sıradaki sorumuz. Evet yüksek ve alçak basınç alanları ile ilgili çok yakışıklı bir soru arkadaşlar. Bir deney sorusu. Umarım beğenirsiniz ve doğru yaparsınız. Şimdi bakın rüzgar bildiğiniz gibi yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru esiyor. Basınç farkı arttıkça ne oluyor? Şiddeti de arkadaşlar rüzgarın artmış oluyor. Aşağıdaki düzenekte mum yakıldıktan bir süre sonra ip ile tavana bağlı olan kuş düğünde şekildeki yönde hareketlenme oluyormuş. Bu durumda ipin iki ucu arasındaki yatay uzunluk x olarak ölçülüyormuş. Yani bakın şuradaki mumu yakıyorlar bir süre sonra ne oluyor arkadaşlar? Suyu gördüğünüz gibi hareketleniyor. Daha sonra da ipin iki ucu arasındaki yatay uzaklığı x olarak ölçüyorlar. Ne diyor bize? Buna göre özdeş malzemelerle kurulmuş kelime düzeneklerinin hangilerinde kuş tüyünün hareket yönü ilk duruma göre ters bakın burası önemli. Yönü ters olacakmış ve ölçülecek x mesafesi daha fazla olur diye soruluyor. Öncelikle arkadaşlar bu sorunun mantığını beraberce bir kavrayalım. Ne biliyoruz biz? Her zaman rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru eser. Bakın buradaki tüyün hareketi sol tarafa doğru olmuş. Yani rüzgar sağdan sol tarafa doğru esiyor. O zaman ben sağ tarafa yüksek basınç alanı diyebilirim. Sol tarafa da alçak basınç alanı diyebilirim. Veya dersiniz ki: "Hocam sol tarafta mum yanıyor. Dolayısıyla burası sıcak bir bölgedir. Sağ taraf bu tarafa göre daha soğuktur. Daha soğuk olduğu için Burası yüksek basınç alanı olur. Burası sıcak olduğu için de alçak basınç alanı olur. Gördüğünüz gibi yine rüzgar sağdan sola doğru esmiş olur. Evet, mantığını kavramış olduk. Ne soruyordu bize? Öyle bir arkadaşlar düzenek kuracağız ki tüyün hareket yönü ilk duruma göre ters olacak. Yani tüy sağ tarafa doğru uçuşacak. Ölçülecek x mesafesi de daha fazla olsun diyor. Bakın yukarıda bize bir bilgi vermişti. Diyordu ki basınç farkı arttıkça rüzgarın şiddeti de artar. Yani ben basınç farkını arttırdığımda rüzgar şiddetleşecek. Buna bağlı olarak da tüy daha fazla savrulacak. Tüy daha fazla savrulduğu için de bu ipin yataydaki uzunluğu ne olacak arkadaşlar? Daha büyük bir değerde çıkmış olacak. Yani ben basınç farkını da arttırmak zorundayım. Evet bunları belirledik. Şimdi arkadaşlar hemen tek tek KLM'ye bakalım. Bakın K'de sol tarafta iki tane mum var. Sağ tarafta bir tane mum var. Demek ki sol taraf sağ tarafa göre daha sıcak olur, değil mi? Sağ tarafa da sola göre daha soğuktur diyebilirim. Soğuk olduğu için burası yüksek basınç alanı oldu. Burası sıcak olduğu için arkadaşlar alçak basınç alanı oldu. Rüzgar ne yapar? Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru eser. Yani buradaki tüy sol tarafa doğru savrulur. Bakın yönler aynı oldu. O zaman T'yi ne yapıyoruz? Eliyoruz. L'ye baktığımızda hem sağda hem de solda birer tane mum var. O zaman arkadaşlar burada basınç farkı oluşmadığı için tüyün harekete geçmeyeceğini söyleyebilirim. L de uçtu. Peki cevap neden mi? Mantığını kavrayalım. Bakın sağda iki tane mum var. Dolayısıyla burası sıcak bölge. Sol tarafta bir şey yok. Mum bulunmuyor. Dolayısıyla buraya arkadaşlar soğuk bölge diyebilirim. Soğuk olduğu için burası yüksek basınç alanı oldu. Burası sıcak olduğu için de alçak basınç alanı oldu. Ve rüzgar Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru esti. Yani tüyün savrulduğu yön sağ taraf. Gördüğünüz gibi ilk duruma göre ters. Peki neden buradaki x mesafesi daha fazla? Çünkü arkadaşlar bakın deneyde ilk planda bir tane mum kullanılmıştı. Fakat burada kaç tane mum var? 2 tane mum var. Dolayısıyla burada sıcak ve soğuk bölge arasındaki sıcaklık farkı daha fazla. Buna bağlı olarak da basınç farkı daha büyük. Bu yüzden burada oluşacak rüzgar daha şiddetli olur. Yani buradaki tüy daha fazla savrulur. Bu yüzden yatayda ölçeceğimiz x mesafesi de daha büyük olacaktır. Bu yüzden cevabımız yalnız m. Yani A seçeneği. Evet, hemen son sorumuza geçebiliriz. Bu soruda arkadaşlar iklim ve hava olaylarından 9 Aralık 2020 tarihi saat 9 bir haber var. Ne diyor? Yarın sabah erken saatlerde Marmara bölgesinin tamamında şiddetli yağış bekleniyor. Sel, su baskınları ve trafik kazaları noktasında vatandaşların dikkatli olması gerekiyormuş. Sabahın ilerleyen saatlerinde yağışın azalması ve öğle vaktinde etkisini kaybetmesi bekleniyormuş. 10 Aralık 2020 saat 8. Yani gece bitti, artık sabah oldu. Yeni bir haber var. Ne diyor haberde? Yağmur sadece Marmara bölgesinin batı kesiminde kısa süreli etkili oldu. Öğle vaktinde sağanak yağış bekleniyor. Şimdi diyor ki yukarıdaki habere göre hangi ifadeler söylenebilir? Bire baktığımızda hava olayları ile ilgili bilgiler değişkenlik gösterebilir. Evet arkadaşlar ifademiz doğru. Bakın akşam ne diyordu bize? Yarın sabah şiddetli yağış bekleniyor diyordu. Ve bu yağış arkadaşlar Marmara bölgesinin tamamında olacak diyordu. Öğle vaktinde ise yağış zamanla azalacaktı ve etkisini kaybedecekti. Ama sabah oldu. Bakın Marmara bölgesinin tamamında değil, sadece batı kesminde ve kısa süreli bir şekilde yağış oldu değil mi? Öyle vaktinde normalde etkisini kaybedecek demişlerdi. Fakat gördüğünüz gibi öyle vaktinde bu sefer ne bekleniyor? Saanak yağış bekleniyor. Yani hava olayları ne olabiliyor? Değişkenlik gösterebiliyor. Kesinlik söz konusu değil. İkiye baktığımızda yapılan açıklamalar Marmara bölgesinin İklimiyle ilgilidir demiş. Hayır iklimle ilgili değildir. Bu bir hava olayıdır. Bildiğiniz gibi iklim daha uzun süreli ölçümlerle ortaya konuluyor. Ve kesin ifadeler içeriyor. Üçe baktığımızda Marmara bölgesinin batı kesimleri öğle vaktinde yüksek basıncın etkisi altına girecektir demiş. Ne yapıyorum hemen ikinci habere bakıyorum. Çünkü artık birincisi etkisini geçerliğini kaybetti değil mi? Ne demişti bana? Öğle vaktinde sağanak yağış bekleniyor demişti. Değerli arkadaşlar sağanak yağış bekleniyorsa demek ki burası alçak basınç alanının etkisi altına girecektir. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü yağış alçak basınç alanında görülür. Yüksek basınç alanında hava açıktır. Bu yüzden ifade yanlış oldu. Cevabımız yalnız bir yani A seçeneği olacaktır. Evet değerli öğrenciler sizlerle birlikte birinci üniteden LGS tarzında yeni nesil soru çözümleri yaptık. Umarım verimli olmuştur. Soruları pdf olarak açıklamalar kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.